Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmeyin. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse gizli esrar sohbetinin 9. bölümüyle devam edeceğiz. 8. bölümün başında ses kaydı almayan yerde şunu söylemiştik. Şeytan aleyhi laneden korunmak için 3 şey lazım. 1. Abdestli gezmek. 2. Abdestli ve besmeleli yemek yiyip içmek. 3. Abdestli yatağa girip yatmak. En kolay bu. Abdestli gezmek, abdest müminin silahıdır. Şeytanı aleyhilaleye karşı bir silahtır ve kalkandır. Besmele ile yiyip içmek ve abdestli yiyip içmek insanın içindeki vesveseyi öldürür. Cinin vesvesesinden keser. Şeytanın korku, onları korku, açlık ile korkutur. Ayet-i mücibince şeytan aleyhilalenin korkutmasından emin olur. Abdestli yatan insanın da şeytanı aleyhilale başında beklemez. Efendim başına, ensesine 3 tane düğüm atmaz vesaire vesaire. Evet, bu 3 hale dikkat edersek şeytandan kurtuluruz demiştik. Orayı hatırlatma yaptıktan sonra en son şurada kalmıştık. Ahzab suresi 35. ayette 10 tane makam saymıştık 8. bölümde. Bu 10 tane makamın en sonuncusu neydi? Zikreden erkekler ve zikreden kadınlar. Ama nasıl zikreden? Çokça zikreden erkek ve çokça zikreden kadınlar demiştik. İşte biz bu anlayış içerisinde Allah-u Teala'yı çokça zikretmeliyiz ve zikri tavsiye etmekteyiz demiştir Muhammed Ali Hazretleri. Bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir hakkında şöyle beyan eylemiştir. Birkaç hadisini beyan edeceğiz. Bakalım Allah-u Teala Hazretleri bu hadislerde bize neler anlatır, Resulullah Efendimiz onun lütfu keremiyle bize neler ihsan eylemiş, onları teker teker ele alalım. Buyuruyor ki, ya Ali, Allah ve melekleri Resulüne salatu selam getirirler. Evet. Estağfirullah. İnne Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Değil mi? Bu nedir? Sen de salatu selam getir. Bu ayettir aynı zamanda ve ona da emir getirmiş. Sen de salatu selam getir. Burada bir ışık var. Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirmek. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala Hazretleri bizlere sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk vere. Hepimiz bu yolun yolcusuyuz. Hepimiz bu yolu az çok biliyoruz. Hepimiz bu yolu bilmekle beraber Allah-u Teala'nın lütfü keremine ermeyi murad ediyoruz. Allah-u Teala'nın lütfü keremine ermek hepimizin hakkı. Peygamber Efendimiz'e salatü selam okuduğu zaman bir melek onun dodağına yapışır, o salatü selamı ağzından alır, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürür. Meleklerle öpüşmek isteyen salavat çeksin de deriz, değil mi? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında yeryüzündeki bütün insanların adedince ağzı olan bir melek vardır. Kim salatü selam çekerse onun ağzından, oradaki aynı ağızdan ve aynı sesten Resulullah Efendimiz onun selavatını işitir. Böylece onun sesinden de tanır. Selavat zaten bütün dertlere dermandır. Sen de selavatü selam getir demiş ya Ali. Gündüzlerin Esma-ül Hüsna'yı tesbih eyle. Ki Allah-u Teala üzerindeki nimetini tamamlasın buyurdu diyor Resulullah Efendimiz. Gündüzleri Esma-ül Hüsna okumaktaki maksat, sevgili kardeşler, Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın en güzel isimleri, Kur'an-ı Kerim'de hadislerde geçen isimleri Esma-ül Hüsna olarak beyan edilmiştir. Allah-u Teala'nın bir sürü ismi vardır. Bilinen, bilinmeyen.
bin bir tane ismi olduğunu, 4004 tane ismi olduğunu da söyleyenler vardır. Ama Esma-i Hüsna'yı beyan eylemişlerdir. Allahu Teala'nın 99 ismini. Her kim bunu ezberlerse, sabah akşam okursa cennete girer. Bir de yaşantıya tükerse var ya, köşe olur. İnsanın vesveseden, kötü huylardan kurtulmak, dünyada burham, stres gibi hastalıklardan kurtulmak istiyorsa bir insan, ehvam gibi hastalıklardan kurtulmak istiyorsa, hatta çocuğu olmayan, hücreleri zayıf olan insanlar çocuk sahibi olmak istiyorlarsa, Esma-i Hüsna'yı sabah akşam virt etsinler. Ya ne kadar güzel bir tesbihat değil mi? Bir de Allahu Teala'nın üzerindeki nimetini tamamlasın buyuruyor. Sevgili kardeşler, bütün herkes şöyle dua eder Evliyaullah'tan. Ya Rabbi üzerimizdeki nimetini tamamla. Nedir üzerimizdeki nimetin tamam olması? Ben senin üzerindeki nimetini tamamladım ayeti gelince bütün sahabe anladı ki Resulullah Efendimiz manaya geçecek. Evet kardeşim, tamam olacaksın, tamam. Noksanın giderilecek, tam olacaksın. Hamdın, piştin, yandın. Bildin, buldun, doldun, oldun. Ya bu sırların hepsini birden elde etmek istiyorsansa şöyle dua et. Ya Rabbi üzerimizdeki nimetini tamamla. Yine devam ediyor. Ya Ali, bana getirilen selatu selamı duyarım. Sen benim ili olursan ben de senin ili olurum. Evet, demin bahsettiğimiz şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selatu selamımızı duyar. Sen benimle olursan ben de seninle olurum esrarında şu var. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet, Allah sabredenlerle beraberdir. Kişi de sevdiğiyle beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve seversen ondan berabersen. Ne kadar çok salavat çekersen o kadar yakın olursan. Bir adam dedi ki ya efendi kardeş, ben dedi geceleri 300 tane, sabahları 300 tane salavat çekerim. Ama Resulullah Efendimiz'i rüyamda görmeyeyim. O mübarek zat buyurdu ki ya ben gece gündüz 70 bin salavat çekerim. Kervandan ayrılmamak için korkuyorum. Sen 300 salavatından mı kervana karışmaya kalkışırsan? Nasıl ayak uyduracaksın? Değil mi? Bir uçak düşünün. 300 kilometreyle 300 kilometre hızından giden bir araba düşünün. Bir de 70 bin kilometre hızından giden bir uçak düşünün yani. Nasıl ona kavuşacak? Bunun gibi işte. Sevgili kardeşler, bol salavat çekelim. Dertlerimizden de kurtulalım. Resulullah Efendimiz'e de yakın olalım. Ya Ali, kişi sevdiğiyle beraberdir. Aman ne vasat ona. Kişinin dini arkadaşının dini üzeredir. Herkes liderleriyle haşrı olacaktır. Bak buna çok dikkat ediniz. Kimi sevmişsizse çok dikkat ediniz. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Artisti sevsense artisinden haşır neşir olursan. Futbolcuyu sevsense futbolcuyla haşır neşir olursan. Sanatçıyı sevsense ondan haşır neşir olursan. Devlet erkanındaki adamları sevsense onlarından haşır neşir olursan ahirette de. Ama Allah adamlarını sevsense, değil mi? Allah adamlarıyla haşır neşir olursan, sen Osmanlı padişahlarını görmedin mi? Osman Gazi'den tut Vahdettin Han'a kadar hepsinin yanında bir mürşidi kamil yok muydu? Bunlar çok mu ahmaktı bir Allah adamını yanında tutirdiler? Ne oldu Cumhuriyet döneminde? Hadi laikliği getirdiniz, dinle devlet işleri ayrı dediniz, eyvallah, ayırdınız, tamam. Peki alim ulemayı niye astınız? Din dersi okutanları niye astınız? Camileri niye kardeşim kapattınız? Ahıra dönderdiniz, yıktınız, yaktınız. Hani din ile devlet işlerini ayırıyordunuz? Tamam, Diyaneti kurdunuz, anladık. Ya bu zulüm ne? Laiklik, dinsizlik demektir. O niye ayırıyordunuz? Din ile devletin işlerini ayırmıyordunuz. İnsanları dinden kopartmak çalışıyordunuz. Geçmişten kopartmaya çalışıyordunuz. Harf devrimi vesaireler yaptınız. İnönü'de geldi. Milli eğitimi Amerikalılara sattı. Şu anda öğretilen ilim ortada.
Dersler ortada, müfredat ortada. Ahlaksız bir nesil yetişiyor ortada. Neyse, oraya da girmeyelim de devam edelim. Diyor ya Ali, 14 toplu zikir hakkında 500'e yakın da hadisi şerif vardı. Fakat kayda alınmamıştır. Ya Ali diyor, 14 tane toplu zikir hakkında hadis beyan eyledim ben. Resulullah Efendimiz diyor. 500'e yakın da zikir hakkında hadisler beyan eyledim. Lakin kayda alınmadı. Alınmamış. Kaydetmemişler. Ya da kayda alınmamış işte. O kadar Resulullah Efendimiz beyan eylemiş. Sürelerin birçoğu zikirdir. Sevgili kardeşler, sürelerin birçoğu elbette zikirdir. Fatiha tepeden tırnağa zikirdir. Ayetel Kürsü'de Allahu Teala'nın 17 ismi vardır. İhlas suresi tepeden tırnağa zikirdir. Besmele zikirdir. La ilahe illallah zikirdir. Fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim demek zikirdir. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demek zikirdir. Ve ilahüküm ilahun vahidun la ilahe illa huve rahmanur rahim demek zikirdir. Tevaffena müslümen ve elhikna biz salihin demek zikirdir. Rabbena etmim lana nurana faghfir lana inneke ala kulli şeyin kadir demek zikirdir. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qina azaben nar demek zikirdir. Rabbena gfir lana değil mi? Rabbena gfir li veli valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab bir zikirdir, duadır. Elif, la, mim, Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum bir zikirdir. Yusebbihu lillahi ma fis semavati vel erdi melikil kuddusul azizil hakim bir zikirdir de. Lev enzerna Haşr suresinin son 3 ayeti baştan sona zikirdir. Her surenin başında bir besmele tekrar diyelim zikirdir. Değil mi? Sürelere baksana. Allah-u Teala Hazretleri sürelerin esrarına erip bu zikirleri efendime söyleyeyim bilenlerden eylesin. Ehli tarafından verilerek takip edilmelidir. Müslümana şifa olur. Bu süreler bir mürşidi kamilin elinde ihvanlara verilirse şu süreyi şu kadar oku, şu ayeti şu kadar oku, şu ayeti şu kadar oku derse bir şifa olur. Değil mi? Evet. Devam edelim. Zaten Kur'an müminler için bir şifadır. Fasıkın fıskını artırır. Sevgili kardeşlerim, mizanda kelime-i tevhid bütün insanları kuşatır ve gönülleri istila eder. Sevgili kardeşlerim, kelime-i tevhid mizan terazisinin bir gözüne koyulsa bütün insanların amelleri ve günahları dahi bir gözüne koyulsa kelime-i tevhid onların hepsinden ağır gelir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ne güzel bir zikir. Yine bir rivayet edilir ki Davut Aleyhisselam Ya Rabbi ben mizan terazisini görmek istiyorum. Ya Davut gözlerini yum sana gösteririm dedi. Davut Aleyhisselam gözlerini yumunca ne görsün? El aman ya Rabbi. Öyle büyük terazinin gözleri var ki bir gözünün içine dünyayı koysan ancak bir kum tanesi kadar kalır terazinin gözünde. Ya da bir çölün ortasında bir kum tanesine kadar kalırsa terazide de o kadar kalır. Dedi ya Rabbi bu nasıl bir terazi bunu ne doldurur? Allahu Teala Hazretleri Ya Davud, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim demek doldurur. Mahmud Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh bu şöyle buyurdu. İnsanlar ahirette şu zamana çok pişman olacaklar. İkindinin kerahat vakti, akşama yakın zamanda
Subhanallahi ve bihamdi, Subhanallahil azim zikrini 100 kere okumadıklarına çok pişman olacaklar. Fırsat eldeyken sizler de bizler de duyalım, anlayalım ve okuyalım sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala dilimizden zikrimizi eksik eylemesin inşallahurrahman. Ve gönülleri istila eder. Allah-u Teala la ilahe illallah kelimesini 12 harften yarattı. Gönülde 12 burç çekti. Burç süresinde sabittir. Her burca bir harf yerleştiği zaman o gönül işte kale olur. Emin belde olur. O gönül sarsılmaz bir imanı içinde barındırır. Yüce Allah'ı tevhid ederler ve tevhid ehlini mühürlerler. Böylelikle cehennemden korunurlar. Sevgili kardeşlerimiz, her tevhid ehli kendi meşrebi üzerinde bir mürşide varır. Mürşit kendi evladını alır, onun ensesine mühür vurur. Mühür vurulması küfür ehline Allah-u Teala hatemallahu ala kulubihim diyorsa onların kalpleri mühürlüdür. Ve ala semi ve ala absarım gışeve ayetinde gözleri mühürlüdür, kulakları mühürlüdür diyor ya. İşte onlar kafirler için geçerlidir ama müminler için de bir mühür vardır. Kimisinin meşrebi Adem'dir. Adem mühürü vururlar. Kimisine İsa, kimisine Musa meşreplidir. İsa ve Musa Aleyhisselam'ın mührünü vururlar. Kimisi Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam meşreplidir. Onların mührünü vururlar. Zamanda Muhammed meşrebi olan bir kişi vardır. O da Muhammed mührünü vurur. Kimin gönlüne, kimin ensesine, kimin alnına bu mühür vurulmuşsa o cehennemden kurtulmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Hatta kadeflehal müminün, onlar kurtuluşla ermiştirler. Neden kurtuluşla ermiştirler? Nefsin kötülüklerinden, cehennemden. Nasıl kurtuluş ermiştirler? Ya eyyetühen nefsul mutmeinne. Ey kötülüklerden arınmış nefis. Nasıl kötülüklerden arınmışlar? Ela bi zikrillahi tetmainnul gulub. Dikkat edin. Zikrullah'a. Kalpler ancak zikrullah ile itminana ermiştir bak. Yani böylece ne yapmış? O mühürü vurulmuş, kurtuluşa ermiştirler. İle cenneti zümera sırrına vakıf olmuşturlar. İle cehenneme zümeradan kurtulmuşturlar. Evet, devam edelim. Aşkın ateşi daha şiddetli yanar. Sevgili kardeşler, Allahu Teala Hazretlerine kul aşık olur. Aşk ateşi dediğimiz zaman bu gözle görülmeyen, elle tutulmayan fakat vücutta hissedilen bir duygudur. Zira Üftada Hazretlerinin abdest suyunu ısıtmak için görev alan Mahmud Hüdayi o gece uykuya kalmıştır. Uyanınca şeyhinin uyanma vakti gelmiştir ama su ısınmamıştır. Ateşi yakıp ısıtmak için de vakit bulamayan efendim Mahmud Hüdayi suyu göğsüne sıkıştırmıştır. Mahcup bir şekilde el aman ya Rabbi demiştir. Üftada Hazretleri ne bu halin? Azizim hele dök suyu. Efendim suyu ısıtmadığı için mahcuplanınca dök dök demiş. Dökünce su bir anda efendim mübareğin ellerini yakmış. Azizim demiş, bu su ateşle ısınmış suya benzemiyor. Bu aşk ateşiyle ısınmış suyu. Yine Emir Külal Hazretleri biliyorsunuz güveç yapardı. Seyyid Emir Külal Hazretleri, altın silsileden pirimiz. Bahattin Nakşibendi Hazretlerine de ocağı yak, bu güveçleri pişir demiş. Mübarek de nasıl olmuşsa ocağı unutmuş. Birden aklına gelmiş, lan ateş yaksam yetişmez, ne olur ne olmaz efendime söyleyeyim. Birden gönlüne gelmiş, ayaklarını ocağa sokmuş, hu zikri çekmeye başlamış. Hu, 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 hu demiş. Bu arada da Emir Külal gelmiş. Emir Külal'ın geldiğini görünce ayaklarını ocaktan çıkartmış. Edeb ile ayakta beklemiş.
Emirküler Hazretleri ocağı söküp güveçleri çıkardınca bakmış, güveçlerin her tarafı eşit. Demiş Bahattin, evladım bu ateş ile pişmiş güneş değil, güveç değil. Bu aşk ateşiyle pişmiş güvece benziyor. Düşünsene. Aşk ateşi daha şiddetli yanar. İnsanın içinde yandı mı ne olur bir düşün. O da yakar değil mi? Aşık olmayan nasıl mürşit olacak? Nasıl maşuk sırrına geçecek? Nasıl ışık sırrına geçecek? Nasıl müridini aydınlatacak? Nasıl müridini kendine bağlayacak? Onu kendine aşık edecek değil mi? Tevhid ehli bir yere toplanır, melekler orayı kuşatır. Zikirlerinin sayısınca günahları bağışlanır, affolur. Evet, her kim ki zikir halkalarına girerse, ister hatmeyi otursun, ister cehri zikire otursun, zikir halkasında bulunan herkesin Allahu Teala günahlarını affı mağfiret eder. Yalnız sevgili kardeşler, bu Alevilerin cem yaptığı gibi zikirler değildir. Ehli sünnet ve cemaatin yaptığı zikirlerin içine karışınca günahları bağışlanmış olarak kalkar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis daha beyan eylemiştir. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allahu Teala'nın yeryüzünde gezen ehli zikir meclislerini arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir mezdiç bulunca nida ederler birbirlerine. Aradığımız buradadır diye seslenirler. Onlar da hemen oraya gelirler. Gelen melekler ehli zikri dünya semasına kadar çevirir. Sevgili kardeşler, biz zikir yaptığımız zaman bizim halkamızın etrafını gelip çevirdiler. Biz gördük. Siz de belki görmüşsünüzdür manası açık olan kardeşlerimiz. Hemen çevirdiler. Biz bu hadisi yaşadık defalarca, bugün de yine yaşadık elhamdülillah. Evet ve etrafımıza çevirirler ve seslenirler. Aradığımız buradadır diye. Gelen melekler ehli zikri dünya semasına kadar çevirir. Cenab-ı Hak onların hallerini meleklerden daha ziyade bildiği halde o kullarına sorar. Kullarım ne söylüyorlar? Melekler cevap verir. Ya Rabbi seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Seni zikrediyorlar. Seni tekbir ediyorlar. Sana hamdü sana ediyorlar. Allahu Teala tekrar sorar. Kullarım beni gördüler mi ki beni zikir ediyorlar, tekbir ediyorlar, hamdü sana ediyorlar. Melekler cevap verir. Hayır, seni görmediler. Allahu Teala kullarım beni görse ne yaparlardı der. Melekler onlar seni görseler sana ibadet ve teslimiyetleri, tesbih ve zikirleri, hamdü senalarda ziyade olur, daha da artırırlardı denildi, dediler. Allahu Teala sizleri şahit kılarım ki muhakkak zikir meclisinde bulunanların günahlarını mağfiret ettim. Melekler der ki ya Rabbi falanca zikir için değil de şahsi bir işin gelmiştidir. Allah-u Teala onlar öyle olgun kimselerdir ki onlar ile düşüp kalkanlar bile şaki olmazlar. Yani o meclise, dergaha, zikir ehlinin yanına gelip oturanlar da Allah-u Teala diyor şaki olmazlar. Onlarla oturup kalkan, zikir ehliyle oturup kalkan şaki olmaz. Saittirler. Demek ki saitlerle şakirleri ayırmak gerekirse bu hadisi şerife göre dergah ehli, sait dergah ehli olmayan şakir. Şaki. Ha, şakir değil, şaki. Öyle mi ayırt etmek lazım? Ama dergah ehliyle oturup kalkanlar şaki olmaz buyurur hadisi şerifte Allahu Teala hadis kutsi de. Önlüyor ki onlar öyle olgun kimselerdir ki onlar ile düşüp kalkanlar bile şaki olmazlar. Mürid olurlar. Biliyorsunuz mürid Hazreti Musa meşrebinden başlar kardeş. Muid Hazreti İsa Ruhullah meşrebi, mürşit Resulullah meşrebidir. Mürid olurlar, mürid. Söz tutarlar. Fakir ve ihvanlıktan kurtulurlar. Neyse onu da başka bir zaman anlatırız müridi.
Tabii ki bu hadis Ebu Hureyye'de, Buhari'de ve Müslim'de zikredilmiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. Gönlünü bana dönder. Söylediğimi anla. Gafiller arasında zikir eden kuru çalılar arasında yeşil ağaç gibidir. Kalbin diri kalması ancak zikir ile olur. Sevgili kardeşlerim, zikir kalbin ta kendi gıdasının özüdür. Şurada bir şey daha söyleyeyim sevgili kardeşler. Kalpte akıl vardır. Bir akıl baştadır, bir akıl da kalptedir. Bu akıl, kalpteki akıl o kadar gizli bir hazinedir ki işte bütün kainatı kapsayan sırları içinde ancak bu akıl alır. Bu akıl bilir. Kainatta olup biten her şeyin esrarı bu kalpteki akılda gizlidir. Baştaki akıl ruh ile mayalanırsa hayır işlerinden uğraşır, nefis ile mayalanırsa şer iş ile uğraşır. Ama bu kalpteki akıl mayalanmaz. Zikir ile kalp itminana erdiği zaman bu akıl devreye girer. Hani bir yerde yangın yanınca işte yangın için sular devreye giriyor ya yeni sistemlerde. Veya efendim bir tehlike olunca işte bilgisayar kendini kilitliyor ya. Veya bankamatike 3 sefer kart sokuyorsun, yanlış şifre girince bankamatik yutuyor ya. Düşün ki işte kalp de bu şekilde kendini programlıyor. Kalp itminana erince bu akıl meydana giriyor. İşte kalp gözü buradan açılıyor. Feraset dediğimiz iş buradan meydana geliyor. Basiret dediğimiz iş buradan meydana geliyor. Karnı tok olanın da bu göze açılmaz. Aç karın olacak ki hikmet nuru ile gıda, hikmet nurunun gıdasıyla bu kalpteki akıl da açıla. Neyse, bu da öyle bir dipnot olsun diyelim. Evet, kişi zikrettiği zaman, kalbi dirildiği zaman bu akıl devreye girer. Beyin ile diyalog kurar, beyin ile kalp arasında bir melek meydana gelir. Bu meleğin ismi Ali'dir. Beyin ile kalbin arasında bir meleke yaratır Allah. Kalp açıldığı zaman. Beyinde hak durur, kalpte Resulü. Hak ile Resul arasında gidip gelen meleğin adı Ali'dir. Nasıl ki Allah ile Resulların arasında gidip gelen meleğin adı Cebrail ise, beyin ile kalbin arasında gidip gelen meleğin adı da Ali'dir. Bu sırrı ey bilin, ey saklayın bu sırrı. Unutmayın, kalbiz açıldığı zaman lazım olacaktır. Evet. Kalbin diri kalması ancak zikir ile olur dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kulum beni zikir edip dudakları benim için kımıldadığı müddet ben kulumla beraberim. Allahu Teala hadisi kutsi'de Resulullah Efendimiz böyle buyuruyor. Yani kul Allah'ı zikredince Allah onunla beraberdir. Zaten ayette var. Eskürün beni zikret ben de seni zikredeyim. Bir evliyaullah dedi ki Allahu Teala'nın beni zikrettiğini ben bilirim. Nereden bilirsin, duyar mısın sesini falan dediler. Hayır, ben onu zikredince o da beni zikreder. Zaten sen Kur'an okursansa Allah ile konuşursan değil mi? Kur'an okuyan bir kişi ben Allah ile konuştum dese yalan söylemez hadis-i şerife göre. Sen de Kur'an okuyan bir kişi görsen ben Allah ile konuşan adamın gördüm desen yalan söylememiş olursan. Ama burada direkt diyor. Ben o kulumla beraberim zikrettiği müddetçe. Dudakları kıpırdadığı müddetçe. Kim Allah'tan ayrı olmak ister ki? Kestete kim düşmek ister ki? O zaman vahdete kavuşmak istiyorsanızsa dilinizden zikri düşürmeyin. Zikrin bir yeri de nedir? Anlamı anmaktır, unutmamaktır. Hatırda tutmaktır. Hem rabıtalı olun hem de zikri daim olun tabiri caizse. Zikri daim olunca Allah ile hiç ayrılmamış olursan bir anlık gafletten Allah'a sığınırım da buyurmuşturlar. Devam edelim. Tuşladığın telefon zili çalar, sen onu ararsan o da seni arar. Öyle ya. Bugün telefon kimi tuşlarsaksa, tuşlarına hangi numarayı basarsaksa o şahsı görmek istersek o şahsı ararız. Onu ararız bir iki sefer adam geri döner de. Evliyaların kabirlerini ziyaret ediyoruz. Onlar da ziyareti iadeye gelirler. Eğer gafletteysen uğrar giderler. Eğer uyanıksan senden sohbet ederler.
Ama kesin gelirler. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat zikir için toplanırsa muhakkak melekler onları kuşatır. Onları rahmet kaplar ve onların üzerine sükunet ve vakar iner. Cenab-ı Hak onları katında bulunan meleklere methu sena eder. Allahu Teala'nın meleklere methu sena ettiği insanlardan olmak istiyorsanızsa zikir meclislerine geliniz kardeşim. Zikir meclislerine geliniz ki methu sena edilmiş insanlardan olasınız. Vallahi bu hadisi duyup da zikir meclislerine gelmeyen insana şaşarım. Çünkü Allah ve Allahu Teala meleklerine seni methu sena edecek. Sen evde otursan, televizyon izlesen, dışarıda gezsen, kahvede otursan, sağda solda otursan, methu senaya düşer olamazsan ama dergahta oturursan, zikir halkalarına karışırsan, hatmi halkalarına karışırsan, hatmi hacıyana karışırsan, işte ne yaparsan Allahu Teala Hazretlerinin methu sena ettiği hem de meleklere karşı methu sena ettiği kullar arasına girersen. İlahi ya Rabbi bizi methu sena ettiğin kullarından eyle. Bizi dergah-ı aliyeden, dergah kapısından ayırma. Ölene kadar nefsimizi, kıyamete kadar neslimizi dergah-ı aliyenin kapısından ayırma, zikir kapılarından ayırma. Gaflete, delalete düşürme. Daima zikir ile olanlar rahmet deryasında olur. Allahu Teala'nın rahmetini onlardan esirgemez. Daima zikri iler olan rahmet deryasında olur. Ne demiş? Sefinem gark oldu hak deryasına. Rahmet deryasına kardeşim gemiyi attığın zaman var ya, zulmet deryasından kurtulmuş olursan. Rahmetine düçar olanlar zulmetinden kurtulmuş olur. O deryaya girenler Allahu Teala'nın muhafazası altında olur. Allah'ın muhafazasında altında olanlara ne diyor Allahu Teala? Bahçeler bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar, kese kese şaraplar veririm diyor. Ne kadar ikram ediyor. Ve Allah rahmetini onlardan esirgemez. Allahu Teala cümlemizi rahmet denizine dalanlardan, Allahu Teala Hazretlerinin rahmetini üzerimizden esirgemediği kullarından eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, hasreten Seyyid Muhammed Ali Hazretleri ve evlatlarının ruhanesi için, hasreten cümle mümin ve müminlerin geçmişlerinin ruhları için, dünyada yaşayan Müslüman ve müminlerin ruhaneleri için El Fatiha. Selavat.